Planlama Projede kullanılacak PHP ve MySQL komutları diğer derslerde anlatılmıştır. Yapılmak istenen proje CMS yani içerik yönetim sistemidir. CMS ile web sitelerinin güncellemesini hızlıca yapabilirsiniz. Web sitesindeki bilgiler MySQL veri tabanında tutulur ve gerekli veriler çekilerek PHP ile işlenir. CMS'de iki kısım bulunmaktadır. Bunlar yönetim ve kullanıcı kısmıdır. Kullanıcı kısmı sitenin herkes tarafında gözüken kısmıdır. Yönetim kısmı ise veri tabanında güncelleme işlemlerinin yapıldığı kısımdır. Bu şekilde bir projeye başlamadan önce planlama yapmak temel adımdır. Yapılan bu planlamayla projenin eksik kısımlarını tahmin edebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bu işlem yapılabilecek hataları en aza indirir. Kullanıcı web sitesi oldukça kolay olacaktır. Burada sayfalar arasında dolaşmak için bir navigasyona ihtiyaç vardır. Ayrıca sayfa içeriklerinin oluşturulması gerekir. Yönetim kısmı ilk olarak bir giriş panelinden oluşacaktır. Burada kullanıcı adı ve şifresine göre kontrol işlemi yapılacak ve yöneticilere giriş izni verilecektir. Yönetim sayfasında içerik yönetimi, kullanıcı ve oturum kapatma işlemleri yapılacaktır. İçerik yönetim kısmında navigasyon alanı bulunacak. Ayrıca konu ve sayfa oluşturma Görüntüleme, güncelleme ve silme işlemleri yapılacaktır. Kullanıcı alanında kullanıcı ekleme, görüntüleme, güncelleme ve silme işlemleri yapılacaktır. Oturum kapatma alanında ise oturumu kapatma ve giriş ekranına gönderme işlemleri yapılacaktır. Bu şekilde bir yol haritası oluşturulduğunda yapılacak işlemleri daha hızlı oluşturabilirsiniz.